Gel. Hünkârım. Veziriniz Mehmet Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Mısır'daki reayamın bana gönderdiği arzu halleri. Bu sene vergilerin arttığından ve bellerini büktüğünden bahsederler. Benim neden bundan haberim yoksa oldu? Bildiğim kadarıyla Mısır'da yeni bir usul mevzu bahis değil. Kanuni kadim üzere ne alınıyorsa şimdi de o toplanıyor. Mısır ahalisinin ne sebeple şikayet ettiğini bilmiyorum hünkârım. Ancak hemen tetkik ederim. Kullarımın derdi bir. Ahmet Paşa'ya söyle bu işin aslı astarı varsa bedelini en ağır şekilde öder. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsin. Ferhat bu işi tetkik et. Bütün mektupları, yazışmaları oku, deftere bak. Akabinde bana malumat ver. Emredersiniz hünkârım. Sen ne beklersin? Ben... Bir isteğiniz var mı diye. Yok, çekilebilirsin. Yazışmaları okudum hünkârım. Büyük ruznamçı defterlerini de tetkik ettim. Her şey usulüne uygun. Mısır'dan toplanan vergilerin miktarında herhangi bir artış mevzu bahis değil. Şikayetlerin sebebi nedir o vakit? Bir malumatım yok hünkârım. Lakin iki ihtimal var. Ya Ahmet Paşa'ya bir oyun oynanıyor... Ya da Ahmet Paşa bir oyun oynuyor. Lokman'a. Hünkârım. Ahmet Paşa nerededir? Divandalar hünkârım. Malumunuz üzere divan heyeti toplanıyor bugün. Aile. Beni emretmişsiniz. Kendini hala mühim biri mi zannediyorsun? Sen ne sıfatla defterdarın odasına girer, defterleri tetkik edersin? Merakımı cezbeden bazı sualler vardı. Onlara cevap aradım. Vazifen olmayan işlere burnunu sokma, Rüstem. Bu yüce devletin menfaatleriyle alakalı her mesele benim vazifemdir paşam. Sizin de öyle olmalı. Mısır ahalisinin şikayetleri benim kulağıma dahi geldiyse bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz demektir. Bre gafil! Sen benimle nasıl böyle konuşursun? Haddini bil. Ben bu yüce devletin veziri azamıyım. Bağışlayın paşa hazretleri. Makamınıza hürmetim sonsuz. Fakat nihayetinde hepimiz Sultan Süleyman Han'ın kullarıyız. Hanedanımızın istikbali her şeyden evvel gelir. Ben bunları senden mi öğreneceğim? Derhal terk et divanımı. Bir daha gözüme görünme. Ağalar, paşalara haber verin. Derhal gelsinler. Bugünkü meclisimiz mühim. Görüyorum ki şimdiden kibir ve gurura kapılmışsınız. Oysa ki sabık veziri azamlarımızın akıbeti size ibret olmalıydı. Sen beni kendinle daha evvelki veziri azamlarla karıştırma paşa. Ben sizin gibi hatunlar sayesinde gelmedim bu makam. Hünkârımız benim canımı teminatı altına aldı. Sözü var. Öyle ki vazifemin başındayken idamıma hükmedemez.
Kim böyle bir söz alabilmiş Sultan Süleyman'dan? Söyle. Yazık. Hünkârımızın lütfu karşısında kibre kapılmışsınız. Sokollu Mehmet Paşa da sizin gibi. İkiniz bir olup şehzadelerimizin arkasından iş çeviriyorsunuz. Rüstem. Sen yoksun artık. 2 senedir bu devleti Ali Osman'ı ben yönetiyorum. Bunu kabullensen iyi olur. Çık dışarı. Bir daha da gelme sakın. Paşa Hazretleri. Terzaneye haber ver, siyah bir hilat hazırlasınlar.